Merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine çok güzel bir modelle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Hemen şöyle modelin anlatımı için elimde bu şekilde ipim var. Alize simli şal ipi. Şöyle kalınlığını, inceliğini de göstereyim. İpimiz bu şekilde arkadaşlar. Tığ numaram ise 7 1.30 milimlik tığ kullanacağım. Sizler elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Hemen buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. Tığıma ipimi sabitliyorum hemen. Burada zincirler çekiyoruz. Zincir sayısı vermiyorum arkadaşlar. Fazlasıyla zincirlerinizi çekin. Modelinizi kurduktan sonra fazla gelen kısmı yine kesebilirsiniz. Zincirlerimi çekip geliyorum. Evet, fazlasıyla zincir çektim. Hemen modelimi kurduktan sonra fazla gelen kısmı kesebilirim. Burada birinci sıramızdan başlıyoruz. Elimi koymuş olduğum kısımdan itibaren 3 tane zincir çektim. Hemen tutmuş olduğum kısma ikili bir trabzan yaptım. 1. Sıradaki zincirime 2. Sıradaki zincirime 3. Sıradaki zincirime 4. Sıradaki zincirime 5 tane ikili trabzan. Hemen kenardaki zincirim ile birlikte 6 tane kenarda trabzanımız oldu. Burada bir tane zincir çekeceğim. Hemen bir zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan hemen sayıyorum. 1 2 3 Dördüncü zincirimin içine yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Burada bir iki zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrardan bir ikili trabzan daha yaptım. Evet, bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim. Burada çekmiş olduğum kısımdan hemen dibine bu şekilde girdim. Kaydırma tekniği ile birleştirdim. Hemen örgüme devam ediyorum. Bir zincir çektim. Bu yapmış olduğumuz yuvanın içine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Hemen yapmış olduğum ilk sıradaki sık iğnemi birleştirdim ve kaydırma tekniğiyle bu şekilde birleştirdim. Tekrar burada bir zincir çektim. Çekmiş olduğum zincirin hemen ilmeğinden bir ilmek, hemen bir de dibindeki sık iğnemden bir ilmek daha, iki ilmek. İkişer ikişer ilmeğimi çıkartıyorum yine. Tekrar yine dibinden bir ilmek. Yine hemen bu son ilmeğimden bir ilmek, bir tane de sık iğnemden ilmek çıkartıyorum. Tığımda 4 ilmek. İkişer ikişer yine ilmeklerimi ördüm. Tunus işi yapar gibi. Tekrar yine ilmeğimi artırıyorum. Hemen dibinden giriyorum. 1 ilmek. 2 3 4 bir tane de sık iğnemden tığımda 5 ilmek oluyor. Yine ikişer ikişer ilmeklerimi çıkartıyorum. Tekrar devam ediyorum. 1 2
3 4 bir tane de sık iğnemizden 5 tığımdaki ile birlikte 6 ilmeğim oldu. Yine ikişer ikişer ilmeğimi örüyorum. Tekrar aynı şekilde ilmek alıyoruz. Hemen şurayı tekrar alayım. Dibindeki ilmeğimden 1 ilmek, 2, 3, 4, 5, bir tane de sık iğnemden alıyorum. 6, tığımdaki ile birlikte 7 ilmek. Yine bunları ikişer ikişer tığımdan çıkartıyorum. Tekrar ilmek topluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Yine ikişer ikişer ilmeklerimizi artırıyoruz arkadaşlar. Burada 2 ile başlıyoruz. 3, 4, 5 diye artırıyoruz. İlmeklerimizi yaprak oluşturuyoruz. Tekrar bir kez daha ilmeklerimi topluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. yine bu kısımdan alıyorum. 9 tane ilmek tığımdaki ile birlikte yine ikişer ikişer ilmeklerimi çıkartıyorum. Evet. Yaprağımız oluştu. Burada bir tane zincir çekiyoruz. Bu ilmeklerimizi yine birer tane sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyoruz. Her bir ilmeğime batarak sık iğne yapıyorum. Biraz sıkı yapmışım sanırım. Bu modeli yaparken ince bir tığ kullanın arkadaşlar. Çünkü kalın bir tığla ince iş olduğu için ilmeklerin arasına girmiyor tığ. Evet. Yine sık iğneme giriyorum. Alt zemindeki. Tekrar burada bir sık iğne daha ilerliyorum. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan tabandan sayıyorum. Dördüncüye 3 tane zincir saydım. Dördüncü zincirime bir tane ikili trabzan yaptım. Burada iki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan bir trabzan daha yapıyorum. Burada tığımın başına ipimi aldım. Yine 3 tane zincir atladım. 4. zincirimin içine trabzan. 1 2 3 4 5 Tekrar şöyle 6 tane trabzan yapıyorum bu kısmı. Şimdi yine yaprak kısmına geliyoruz. Arada 6 tane trabzanımızı yaptıktan sonra yine bu yapmış olduğumuz kısma geliyoruz. Burada yine 3 tane zincir atlayıp 4. zincirimin içine İkili bir trabzan yapıyorum. İki tane zincirimi çekip aynı yuvanın içine yine trabzan yapıyorum. Şimdi burada bu yapmış olduğumuz kısmı tekrarlıyoruz. 1 2 3 3 4 5 6 Hemen 7 tane zincirimi çektim. Bu kısma kaydırma tekniğiyle
battım bir tane zincir. Yine buraya bir. Bu şekilde yapmış olduğumuz kısma 10 tane sık iğne yapıp yaprak yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet, yaprağımı tamamladım. Modelimiz biraz detaylı olduğu için yaprağımı tamamladım, geldim. Şimdi tekrar devam ediyorum. Burada tığımın başına ipimi alıyorum. Burada 1, 2, 3 atladım. 4. zincirimin içine trabzan yapıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvanın içine trabzan. Tığımın başına ipimi aldım. 3 zincir saydım. 4. zincirimin içine 1. Sıradaki zincirime 2. 3. 4. 5. 6. Evet, 6 tane trabzanımız oldu. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçiyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Geriye döndüm. Burada yapmış olduğumuz trabzanların her birine üçlü trabzan yapıyoruz. 2 defa tığımın başına ipimi aldım. İkişer ikişer ilmeklerimi çıkardım. 2 defa tığımın başına ipimi aldım. İkişer ikişer ilmeklerimi çıkardım. Yani uzun trabzanlar yapıyoruz. 3'te çektiğimiz uzun trabzanlar. Yine tekrar hemen sayalım. 6 tane olması gerekiyor kenar zincirimizle birlikte. Evet, 6 tane trabzanımdan sonra bir zincir tığımın başına ipimi aldım. Yine 2 defa tığımın başına ipimi aldım. Buradaki yapmış olduğumuz kısma girdim. Arada 2 zincirimi çektim. Tığımın başına tekrar 2 defa ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrar trabzan uzattım. Burada 2 tane zincirimi çektim. Hemen yaprağın arka kısmından bir diğer zincirimin içine atladım. Yine buraya da üçlü trabzanımızı yaptık. Arada 2 zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Yine bir trabzan daha yaptım. Şimdi burada bir zincir, tığımın başına yine 2 defa ipimi aldım. Burada 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Her bir trabzanımızın tepesine batarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, yine bu kısmı da aynı şekilde bir zincir, hemen buradaki zincirimin içine tekrardan üçlü trabzan, arada 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına 2 defa ipimi alıp aynı yuvanın içine tekrardan batıyorum. Burada yine 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine bu kısma üçlü bir trabzan yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine üçlü bir trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Kenardaki kenar trabzanlarıma geçtim. Burada yine 6 tane üçlü trabzan. 2, 3, 4, 5, 6. Hemen kenar zincirime de batıyorum. Evet, şöyle hemen göstereyim. Tekrar. Şimdi aslında bu modelimiz iki sıradan oluşuyor. Tekrarını yapıyoruz ama yapraklarımızı sabitlememiz gerekiyor. Burada yine
5 tane zincirimi çektim, tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Buraya 6 tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Modelimizin aslında tamamı bu. Sadece yapraklarımızı kaydırıyoruz. Evet, trabzanlarımı yaptım. 6 tane trabzanımı bir zincir çektim. 2 defa tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kısma yine 3'te çektiğim bir trabzan yaptım. 2 tane zincirimizi tığımın başına ipimi aldım. Yine bu kısma tekrardan bir trabzan daha yaptım. Şimdi yine bu kısma yaprak yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Yine hemen bu kısma kaydırma tekniğiyle küçük bir yuva oluşturuyoruz. Bir zincir, bu yapmış olduğumuz zincirin içine 10 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen birleştiriyorum. Tekrar yine yaprak oluşturuyoruz arkadaşlar. Buraya da bu şekilde ilmek çıkartıyoruz. Artıra artıra ilmeklerimizi, sonra ikişer ikişer tığımdan çıkartıyorum. Tekrar alayım. 1 2 3 Tekrar ikişer ikişer ilmeğimi çıkardım. Evet, devam ediyorum. İlmeklerimi artırıyorum. Burada bir de kenardaki sık iğnemize batıyoruz. Yine ilmeklerimizi ikişer ikişer tığımdan çıkardım. Evet arkadaşlar, ben yaprağımı tamamlayıp geliyorum. Evet, yaprağımı tamamladım. Burada hemen tığımın başına yine 2 defa ipimi aldım. Bu kısma trabzan yapıyorum. 3'te çektiğim. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine trabzan yapıyorum. Bir zincir, 6 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Yine bir zincir, yine bu kısma geliyorum. Yine yaprak yapımı oluyor arkadaşlar. 2 defa tığımın başına ipimi alıyorum. Aynı yuvanın içine tekrar üçlü bir trabzan, arada 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine tekrar bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Burada şimdi yaprağımızı yapıyoruz. Yine 7 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bu kısma birleştirdim. Bir zincir. Yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, buradaki yaprağımı da tamamlayıp geliyorum. Evet, yaprağımı tamamladım. Şimdi burada kenar kısmına devam ediyorum. Yine 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincirim, aynı yuvanın içine tekrar üçlü bir trabzan, bir zincir, kenardaki kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet, kenar trabzanlarımı yaptım. Burada yine
5 tane zincirimi çekiyorum, geriye döndüm. Şimdi arka kısmını yapıyoruz. Burada 6 tane kenar zinciriyle birlikte trabzan yapıyoruz. Evet, trabzanlarımı tamamlıyorum. Şimdi burada bu yapraklarımızı çapraz olarak birleştiriyoruz arkadaşlar, yönlerine doğru. Şimdi buradaki yaprağımı hemen bu 6. trabzanımdan sonra tepe kısmından bu şekilde alarak bir tane sık iğne ile birleştirdim. Yani çapraz bir görüntü. Yine tığımın başına iki defa ipimi aldım. Hemen bu kısımdaki trabzanımı yapıyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir, tığımın başına ipimi aldım. Hemen yaprağın arkasından bu şekilde bir trabzan daha yapıyorum. İki zincirim, aynı yuvanın içine üçlü bir trabzan. Bir zincirimi çekip aradaki 6 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet, trabzanlarımızı yapıyoruz. Yine buradaki yaprağımızı da aynı şekilde çapraz olarak sık iğne ile birleştiriyoruz bu yöne. Sağa doğru. Hemen şöyle yaprağımı sağa doğru çekerek sık iğne ile birleştiriyorum. Yine trabzanımı yapıyorum. İki zincirim, aynı yuvanın içine batım. Yine iki zincir, bir diğer taraftaki zincirimin içine batıp trabzan yapıyorum. Arada iki zincirimi çekiyorum, aynı yuvanın içine tekrardan trabzan. Bir zincir, kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir de zincirimizin tepesine batıyoruz. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Hemen şöyle göstereyim. Şimdi bu tarafına baktığımız zaman sola birleştirdik ama arka tarafından sağ tarafa birleştirmiş gibi göründü. Şimdi bunları da sağ tarafa bu şekilde çapraz olarak birini bir tarafa, birini bir tarafa arkadaşlar. Hemen bu sıramızı da göstereyim. Evet, kenar trabzanlarımı yaptım. Burada şimdi yine yaprak bölümüne geliyoruz. Bir tane zincir. Hemen buraya üçlü trabzanımı yapıyorum. İki zincir. Aynı yuvanın içine tekrardan üçlü bir trabzan. Şimdi hemen yaprağımızı yapıyoruz. 7 zincir ile. Bu kısma birleştiriyorum. Yine yaprağımı tamamlayıp geliyorum. Bu şekilde yapmış olduğum hemen yaprağımı, bu sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, bu sıramı tamamladım. Yapraklarımızı yaptık. Şimdi diğer yapraklarımızı nasıl birleştireceğimize gelelim. Hemen bu taraftan zaten kendini gösteriyor yapraklar. Yatımına göre birleştirerek gidiyoruz.
şekilde sağlı sollu yapraklarımızı birleştiriyoruz. Şimdi bu arka sırada yapraklarımızı sabitleme yapıyoruz. Kenar trabzanlarımı yapıyorum yine. 6 tane üçlü kenar trabzanları. 2 3 4 5 kenar zincirim ile birlikte 6 tane kenar trabzanım. Şimdi burada bir zincir çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Şimdi bunu burada sabitlemiyoruz. Diğer kısımda sabitliyoruz. Bir önceki yaprağımızı bu kısımda yapmıştık. Şimdi bunu normal örüyoruz. Kenar kısma geldiğimiz zaman yaprağımızı o kısma sabitliyoruz. 2 tane zincirimi hemen çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Ortadaki ara trabzanlarımıza geçmeden hemen diğer yaprağımı buradan alıyorum. İkinci yaprağımızı buradan hemen sabitliyoruz. Bir sık iğne ile yapraklarımızı bu şekilde sabitledikten sonra modelimiz kendini gösteriyor arkadaşlar. Sabitlememiz gerekiyor yaprakları. Hemen sık iğne ile birleştirdim. Yine aradaki ara trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, şöyle göstereyim. Görüntümüz bu şekilde. Yine trabzanlarımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 Hemen tekrar bir zincir çektim. Yine bir tane daha trabzan. Arada iki zincir. Bir trabzan daha. İki tane zincirimi çekiyorum. Hemen diğer kısma atlıyorum. Yine bir trabzan daha yapıyorum. İki zincirimi çekip bir trabzan daha. Ve yaprağımızı yine şöyle hemen döndürüyorum. Bu şekilde sağa doğru, sola doğru pardon, arka kısımdan sola doğru birleştirdim ve yine kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet, tekrar battım. Kenar zincirimize de batmayı unutmuyoruz. Kenar zincirimizle birlikte 6 tane kenar trabzanı. Evet arkadaşlar, hemen şöyle tekrar göstereyim. Modelimizin görüntüsü bu şekilde. Hemen şöyle bu şekilde çapraz çapraz, gerçekten harika yapraklar görüntüsü, çok hoş. Şimdi bunları da bir önceki yapmış olduğumuz gibi birleştiriyoruz. Ben büyük bir parça üzerinde yapmış olduğum modelimi sizlere göstereyim. Büyük parça üzerinde modelim bu şekilde arkadaşlar, ilerlemiş hali. 4 tane model üzerinde, bu 2 model üzerinde anlattım sizlere. Yapmış olduğum modelim ise 4 tane örnek üzerinde. Evet arkadaşlar, gerçekten çok hoş, güzel bir model. Evet, model güzel olduğu kadar emek isteyen de bir model, ağır bir model arkadaşlar. Bu şekilde olduğu için şöyle bir fikrim var. Yeleklerde sadece bir örnek
yaka kısımlarına, ön patlarının olduğu kısma birer örnek olarak yelek yapabilirsiniz. Diğer kısımlarını basit bir trabzanla örebilirsiniz. Eto şallarda bir başlangıç kısmına, bir son kısmına bu modeli kurabilirsiniz. Yine ara kısımlarına file olarak veya basit bir trabzan olarak model geçebilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde ben örerim. Tüm örnek olarak yelekte yapabilirsiniz. Yani sıralı modelleri koyarak. Hemen şöyle ben modelin arka yüzünü de unutmadan sizlere göstereyim. Modelimizin arka yüzü de tertemiz duran bir model. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediyseniz bir beğeni, bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.